Devam ediyoruz yayına. Burada hiç ara vermeden devam edeceğim daha doğrusu. Daha öncesinde bir kısa ara verip tekrar bir araya gidiyorduk sevgili izleyiciler. Şimdi burada kesintisiz devam edeceğim. Birazdan Duygu da bizlerle birlikte olacak. Neden bu hareketleri yaptı? Biriyle mi görüştü? Biri onun üzerine baskı mı kuruyor? Annesinin yaptıklarından dolayı mı öfkeli? Ya Duygu ne yapacak? Gerçekten çok merak ediyorum yani. Neyse gelince ben kendisine soracağım ama şimdi Kader'le devam edeceğim. Sevgili Kader'cim sen Denizli'de yaşıyorsun ve bize dedin ki benim 4 aylık bir bebeğim var. Benim annem bana annelik yapmadı. Ben anne sevgisi görmedim. Babamı ne olur bana bulun. Biyolojik babamı bulmanızı istiyorum demiştin. Bize Ahmet Bey'in ismini söylemiştin. Ahmet Atgüden'in baban olduğunu iddia etmiştin. Annen ama ısrarla o kişinin işte senin baban olmadığını söylüyor. Annen bugün canlı yayında olacaktı, annen Gülhan. Fakat şu anda annen canlı yayından kaçıyor. Ya da gerçeklerin ortaya çıkacağını düşünerek mi kaçıyor bilmiyorum. Ama annenle ilgili birçok şeyi öğrendim ben. Yani çok ilginç bir annen var, onu söyleyebilirim sadece. Çok ihbarlar geldi annenle ilgili, Gülhan'la ilgili. Ama onun şu anda bizim meseleyle ilgili olmadığı için onu çok açıklamayacağım. Ahmet Bey'le ilgili de bana çok bilgiler geldi. Onları da zamanı bir yere gelince açıklayacağım. Ama Ahmet Bey Atgü'den iddia edildiği gibi senin baban mı değil mi? Şimdi o da şu anda kaçıyor ve DNA vermiyor. Çünkü bence DNA verirse... Yani ben kendi şahsi kanaatimi söyleyeyim. Gerçekten ortaya çıkacak. Evet, ben kendi şahsi kanaatimi söyleyeyim. Ahmet Bey'in senin baban olma ihtimali çok güçlü gibi duruyor. Çok güçlü. Ama annen neden Ahmet Bey'i koruyor? Hala çünkü Ahmet Bey buraya bağlandığında ben onun işte babası değilim. Annen önce onu tanıdığını yalanlamıştı. Sonra tanıştıkları ortaya çıktı. Orada da bir sırları var belli. Ama neden senin babanın Ahmet olduğunun ortaya çıkmasını istemiyor ikisi, anlamadım ben gerçekten. Ya bence para aldığını düşünüyorum, ben tekrar söyleyeyim. Yani benim falan değil, o parayı koruduğunu düşünüyorum. Şimdi, para kesilmesinden. Ahmet Bey'e çok 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 yakın bir isim. Burayı aradı. Burayı aradı. Arkadaşlar bağlayacak mısınız? Tamam, hemen 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 kendisiyle konuşmak istiyorum, çok sözü uzatmak istemiyorum. Söyle Pınar'cığım, dinliyorum ben seni. Tamam. Tamam, öyle yapalım. Evet evet, tamam tamam, biraz bu bilgi birazdan yayında olacak ve kendisiyle konuşacağım. Ama senin annen bu kadar niye seni böyle babandan mahrum ediyor, bırakıyor? Para aldığı için, yani para alsa ne olur yani? Annem için, hayır annem için para önemli bir şeydir, husustur yani. Ha, baban niye senin baban olduğunu ortaya çıkmasını istemiyor? Bence bir aile hayatı var ve aile hayatının bozulmasını istemiyorum ama gerçekten babamın eşi de bence söylemesi gerekiyor kıza yazık falan diye, ama yani kendi eşinde de sıkıntı olduğunu düşünüyorum babamın. Yani ben eşimin başka böyle bir meselesi olsa yani sonuçta o senin kızın derdim. Yani seni arıyor, görmüyor musun acılarını derdim. Acılarını sarmaya, yaralarını sarmaya ihtiyacı var. Onu da sende istiyor. Hı-hı. Seni bulmak istiyor diye ben katılması için uğraşırdım. Hı-hı. Ki eşim de katılırdı öyle bir sıkıntısı olsa, öyle bir şey olsaydı. Niye saklıyor peki sence? Ya babam gerçekten beni istemediğini düşünüyorum. Eğer gerçek kızıysam, ki ben de gerçek babam olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim hatalarımı söylüyor da. Yani onun kızı değilsem ona ne? Hı hı. Onu söylemez. Ben bu kızın babası değilim der geçer. Ama benim yurttaki hatalarımı söylüyor, koruyucu ailemi söylüyor ki koruyucu ailem benim dört dörtlük insandı. Yani ben onların yanına kendim ayrıldım. Hatalarım vardı diye, onlar şunu yanmasın biliyorum diye. Şunu biliyorum, Ahmet Bey kaçıyor, annen de kaçıyor. Evet. İki, Ahmet Bey önce DNA verecekti, DNA vermekten evet vazgeçti. Belki de annen etkili oldu, DNA verme öyle dedi. Öyle zaten. Ben çok... öyle olduğunu düşünüyorum. Annem dedi gerçekler ortaya çıkacak, verme. Ben şimdi babanın fotoğrafını vereceğim ben. Ama önce ne yapalım arkadaşlar, fotoğrafı? Tamam. Önce telefonda o kişi, çok yakındaki kişi konuşmaya karar vermiş. Onunla bir konuşalım. Arkasından babanın fotoğrafını vereceğim ben. Çok yakınında ve birçok şeyde tanıklık etmiş. Birçok şeyi de biliyor. Peki benim mi, babamın mı? Ben tamam. Babanın yakını değil. Ha, tamam. Babanın çok yakını. Çok net bir iddia ve çok net şeyler söyleyecek. Alo hanımefendi, hatta mısınız? Hattayım. Çok teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Seni çok çok öpüyorum Didem Hanım. Ay canım benim, çok teşekkür ederim. Ben de sizi öpüyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bildiğiniz her şeyi Ahmet Bey'le Gülhan, yani annesi, Kader'in annesi, evet, tanışıyorlar mı? Şimdi hala ben konuşuyorlar biliyorum. Hala konuşuyorlar. Hala konuşuyorlar biliyorum ama onun baskısının altında Gülhan çok yalan söylüyor. Hiçbirisi doğru değil. Gülhan çok yalan söylüyor. Hiçbirisi doğru değil. Sen bildiklerini anlatır mısın lütfen?
Sarıgül vardı. Sürülü Gaybe'nin yanında lokantada çalışıyordu. Ahmet Atgüden. Evet. Bu oraya bulaşıkçılığı gelmiş. Daha önce tanıştılar mı bilmiyorum. Aha. Bunu oradan eve bir şey rica gelmiş. Edebilir miyim bir tanem? Televizyon sesini kısarsan tekrar eko yapıyor o zaman. Bir televizyon tamam, sesini... Biraz da televizyondan uzağa gidelim. Hadi onlar da kıssınlar aşkım benim. Hadi çok önemli seni söyleyeceklerin çünkü. Yani Ahmet Bey 2001-2002... O sırada evli bir tane oğlu var. Eşi de tekstilde çalışıyor. Evet, oğlumdan bakıyorum. Aha. Baktım uzman. Evet, sen de onun oğluna baktın o zaman. Gülhan'la birlikte bir hanede, yani Kader'in annesiyle beraber bir şeyde bir eğlence mekanı, öyle de bir yer değil de neyse bir bar gibi bir yerde bulaşıkçılık yaparken tanışıyorlar. Şimdi oğlumdan baktım demeyelim yine. Aha, peki. Ondan sonracım bunu aldı geldi. İkisi gargocu, gargo dövüş. Sonra bu hamile kaldı. Bu hamileydi. Bu. Yani Ahmet Bey o sırada başka biriyle evli. Gülhan'ı kuma olarak mı getiriyor Kader'in annesini? Evet, kuma olarak getirdi. Evet. Sonra? Ondan sonracım bu işi gitmedi. Bu Gülhan çok zayıfladı o zaman. Bu çok yalancıdır bu. Aa, çok yalan söyler öyle mi? Çok yalan söyler. Hiçbirisi doğru değil konu. Bunu bak gördüğüm zaman kadını böyle... Bu çocuk dünyaya gelecek oldu. Bunlar her şeyi hazırlamışlar. Çocuk esirgeme kurumunu her şeyine hazırlamışlar. Gülhan hastanede doğum yapmış ve Kader dünyaya geliyor, doğru mu? Devlet hastanesinde doğum yaptı. Gülhan'la ben de çalışıyordum bir yerde. Tamam. Onun dedi ki 1,5 gün, bak 1,5 gün hep esirgeme kurumundan geldi onun giyimi geleceği. Hiç annesi bir şey almadı ona. Ondan sonracım bu... ...gittik. Tamam. Ruhçu bunu sordu. Ruhçu bunu sordu. Dedi ki... sen dedi bu çocuğun babasının ismi ne dedi? Tamam. Bunu dedi bilmiyorum, bu gayrimeşhur dedi. Gayrimeşhur değil dedi. Kaç kişiyle beraber oldun dedi. Söylemesi ayıptır. 10 kişiyle beraber oldum dedi. Bir dakika. 4 sene birliktelik yaşıyorlar. Doğru mu? Önce onu sorayım. 4 sene. Ahmet Bey'le beraber yaşıyorlar. Doğru. Ahmet Bey evli ve kuma ve karısı da hatta istemiyor. Ama sonuçta çok da Ahmet Bey de diretince karısı da kabul ediyor. Yani şu andaki karısı da aslında şeyden haberdar. Gülhan'dan haberdar ve Kader'den haberdar. Doğru evet, mu? Evet, haberdar. Tamam. Doğrudur. Sonrasında yani nüfus müdürlüğüne gidiyorlar ve diyorlar ki işte kaydettirecekler. Babası kim? Babasını hatırlamıyorum. 10 kişiyle birlikte oldum diyor. Sonra buna dayısının ismi konuyor. Mehmet. Niye soyadını bilmiyorum. Kim gittiniz? Sen gittin ablacığım değil mi? Ve şey gitti. Sen gittin. Gülhan gitti ve Ahmet. Üçünüz beraber oradasınız. Üçümüz dedik ben girdim. Nisin dedi. Ben komşusuyum dedim. Gülhan'a. Tamam. Şimdi kardeşiyim demedim. Komşusuyum dedim. Peki. Senin kaderin kadın olmamış dedim. Ben bu çocuğun ismini Kader vereceğim dedim. İsmini sen koydun. İsmini ben koydum. Peki. Bembeyaz bir çocuk, sarı saçlı bir çocuğu da bu. Sonra oradan Sulu Köprü'ye geldik. Sulu Köprü'de bu esirgeme kurumunun orada bir yeri var. Orada almaya geldi iki kız. İki kız geldi. Bu hiç ağlamadı. Hiç annesinin sütünü emmedi bu. Onun güzelliğine bak. Hiç emmedi. Ondan sonra dediler ki, bayan seni götüreceğiz. Hayır dedi, ben Amadat Güzel'in çocuğuna bakıyorum dedi. Senin bu çocuğun değil mi dediler. Bak. Bu çocuk senin değil mi? Ha, bir dakika özür dilerim. Kader'i dünyaya getirmiş ama kendi kızına bakmak istemiyor. Bak, ben Ahmet'in oğluna bakacağım diyor. Ha, 1,5 günlük çocuk bu bak. Ben de ona bakacağım diyor. Hayır dedi orada iki kız. Annesi o. Seni dediler orada biz bir işçi yaparız. Ya çaycı yaparız ya temizlikçi yaparız. Bu çocuğun 6 ay anası sütüne hakkı var dediler. Yani ayrılmaması için, bebeğinden ayrılmaması için onlar da kadınlar iş teklifinde bulundular. Evet, ben biraz kümülü konuşuyorum ama kusura bakma, kalı konuşuyorum. Rica ederim, yok ki önemli olan bilgiler, gayet güzel anlatıyorsun. Peki. Sonra dediler ki sen gidecek misin? Hayır dedim ben. Benim ismim Cennet Akkuşer. Hani gidi ismimi vermek için istemiyorum. Bunu arabaya bindirdiler. Kader'i aldılar. Tatlım benim bir şey rica edebilir miyim? İsmini verdin sen şimdi. Ben izin verirsen artık senin kim olduğunu açıklayayım mı? Söyleyeyim ya. Açıklama. Bugün açıklama. Peki tamam. Kader'i söyleyin yalnız. Kader'i söyleyin. Üzülmesin o ya. Onun arkasında ben varım. Üzülmesin. Babası kabul etmez, ben kabul ederim. Peki ben söyleyeyim de demin butona bastınız mı bilmiyorum ama ben butona basayım. Tamam yani. Adın soyadın ortaya çıktı tatlım benim. Söylemek zorundayım ben senin kim olduğunu.
Ama söylemek zorunda kalma. Şimdi bizim olan beni şey der neyse, ya. Neyse tamam anla, tamam devam et bir tanem. Tamam devam et. Tamam. Bebeği bıraktıktan sonra 3 yıl Ahmet'le birlikte mi yaşadı? 4 yıl yaşadı, tekstili gitti. 4 yıl. Çocuğunu kurdu, tekstili gitti bu. Bu çocuğuna bakmadı bu. Yani annesi de babası da yurda veriyorlar. İkisi de çocuğu istemiyor yani. İstemediler. İstemiyor. Bu istemedi bu. Bizimki de istemiyor. Ondan sonra bunu yurdu veriyorlar. Evet, ayarlamışlar işlerine. Sonra yurdu veriyorlar. Özür dilerim de Gülhan neden kendi kızına bakmıyor da kum olarak gittiği kadının çocuğuna bakıyor. O evde evet, 4 yıl. Nasıl onu diyor? Nasıl? Ben de onu söylüyorum. Hani Ümit'e bakacağım diyor bak. O çocuğa bakacağım. O Elza abinin çocuğuna bakacağım diyor. Diyorlar ki seni orada iş vereceğiz. Sen kendi çocuğuna bakacaksın. Bu çocuk anasının sütünü bir damla vermedi bu. Bir dakika, hani Gülhan sen Ahmet'i tanımıyordun? Ha canım benim. Yani bırakma, bir dakika, ben Gülhan'a sesleniyorum canım benim. Hani mecbur kalmıştın? Ahmet'i tanıyormuşsun, kum olarak gitmişsin, kızını doğurmuşsun. Arkasından da kızı yurda vermişsin, sana demişler ki biz sana iş buluruz, 6 ay emzir çocuğunu demişsin, emzirmemişsin. Sen doğduğu andan itibaren çocuğa böyle öfkeliymişsin. Çok önemli bir tanığın söylediğine göre. Arkasından da Ahmet'in, yani kum olarak gittiğin adamın çocuğuna bakmışsın, kendi çocuğuna bakmamışsın yani. Yani ben anladığım kadarıyla Ahmet'in DNA'dan iyi misin? Bir dakika, iyi değil. İyiyim. Ha? İyiyim. Yani Ahmet senin baban, öyle anlaşılıyor. İyiyim, sıkıntı yok. Niye öyle sıktın, ellerini falan sıktın? Yok, ellerim değil ya, üzülünce hamileliğimden olmuş, bacaklarım kasılıyor öyle. Sıkıntı yok, iyiyim. Gerçekten iyiyim.